merhabalar değerli Ahi TV izleyicileri. Yeni bir program ile karşınızdayız. Geçen hafta da olduğu gibi bu hafta da yeni bir konuk ile karşınızdayız. Her hafta bir derneğe, bir sivil toplum örgütünü konuk alacağız demiştim. Bu haftaki konuğumuz da Türk Ocağı Kırıkkale Şubesi. Bugünkü programımızın konuğu Türk Ocağı Kırıkkale Şube Başkanımız Halil Murat Ünver. Kendisi 18 Ocak 2014 tarihinde görevi devraldı. Yapacakları çalışmalardan, bundan önceki çalışmalardan bahsedeceğiz. Kendisiyle öncelikli olarak kısa bir tanıtalım. Akabinde de çalışmalarına geçelim. Halil Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Amin efendim. Güzel bir seçim atmosferini geçirdik. Evet. Türk Ocak'taki seçimden bahsediyorum. Şimdi izleyicilerimiz yerel seçimden belki anlayabilirler. Görevi devraldık. Yaklaşık 3 ay oldu. Evet. Bu süre içerisinde güzel çalışmalarımız oldu. Yine sizin döneminiz içerisinde genel kongreyi de yaptık. Ona da bahsedeceğim yayınımızın ilerleyen saatlerinde ama öncelikli olarak çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Neler yaptınız? Bu süre içerisinde neler yapacaksınız? Daha önceki yönetimde görev almış mıydınız? Bunları biraz açabilir miyiz? Biz 2003 yılından beri Türk Ocağı yönetimi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bundan önce Ocak Başkanımız Doçent Doktor Hasan Yaylı'ydı. Zaman içerisinde yönetim körlüğü oluşmasın diye İşletmelerde yönetim değişikliği yapmakta fayda vardır. Biz de Hasan Bey'in talebi üzerine bir yönetimde başkan değişikliği yapmayı uygun gördük. 18 Ocak'ta yaptığımız olağan genel kurulumuzla Hasan Bey ile ben görevlerimizi değiştirdik. Hı hı. Hasan Bey hala Ocak yönetimimizde üye olarak yer alıyor. Oy birliğiyle yapılan oylamada benim Ocak Başkanı olarak devam etmem uygun görüldü. Ben de çalışmalarımın yoğunluğuna da gözü alarak bu Ocak Başkanlığı görevini üstlenmeye karar verdim. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişte yapmış olduğumuz faaliyetler çok iyiydi, çok yoğundu. Bu faaliyetler bundan sonra da devam edecek. Tabii Kırıkkale Türk Ocağı Şubesi olarak yapmış olduğumuz en önemli faaliyet bizim ocağımıza bir mekan sağlanmasıydı. Bu çok önemliydi. Çünkü bu tür faaliyetler sivil toplum kuruluşlarında yürütebilmek için elinizdeki kaynakları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu kaynağı da özellikle kira gibi bir takım mutat giderlere harcayacak olursanız gerçek anlamda sıkıntı yaşıyorsunuz. Türk Ocağı'nın üyeleri, yönetimi ve Türk Ocağı'nı sevenler el birliğiyle ocağımıza bir mekan kazandırdık. Orada hem toplantılarımızı yapabiliyoruz, hem diğer faaliyetlerimizi yürütebiliyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir avantaj oldu. Efendim geçen dönemde toplantılar yapılıyordu. İşte her hafta çarşamba günleriydi yanılmıyorsam. Çarşamba sohbetleriniz yapılıyordu. Herhalde bu hafta bu dönemde de sizin döneminizde de devam edecek tabii, bu sohbetler. Tabii. Hatta yayın öncesindeki sohbetimizde de bunun daha da artacağını ve daha da farklı boyutlara ulaşacağını söylemiştiniz. Tabii ben başkan olduğum sıralarda seçim atmosferinin içerisindeydik. Hı hı. Dolayısıyla bu seçim atmosferinde bizim faaliyetlerimizi tabiri caizse arada kaynatmak istemedik. Çünkü bu faaliyetlerde olan arkadaşlarımızın çoğu bir takım partilerde siyasi faaliyetler de gösteriyor. Dolayısıyla onları ikilemde bırakmak istemediğimiz için bu çarşamba sohbetlerini genelde gençlerle birlikte yaptık.
Yani üniversitede iki tane topluluğumuz var bizim. Biri siyaset bilimleri topluluğu, diğeri de Türk Dünyası Araştırmaları topluluğu. Orada pırıl pırıl gençlerimiz var. O gençlerle kişisel gelişim üzerine, memleket meseleleri üzerine çeşitli sohbetler devam etti. Hatta psikolog Beyza Bülbül hanımefendiyi davet ettik. Onlar kendisi bize öfke kontrolsüzlüğü hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. Tabii biz insanız. Hı hı. Yani dolayısıyla bizim başarılı olabilmemiz için kendi donanımımızın da üst düzeyde olması gerekiyor. O yüzden elimizden geldiği kadar sorunlarla mücadele edeceğiz, konuşacağız, düşüneceğiz, fikir üreteceğiz ama kendimizi de geliştireceğiz. Kendimizle de ilgileneceğiz. Tabii geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin donanımını artırmak bizim için öncelikli konulardan bir tanesi. Bu çarşamba sohbetleri devam edecek. Eski başkanlarımızdan bir tanesi, yolda karşılaştık. Dedi ki, ya dedi çarşamba sohbetleri ne zaman başlayacak? Şeyden sonra. Kendisi gelemiyor, biraz rahatsız. Çarşamba sohbetlerine katılamıyor. Fakat çarşamba sohbetlerinin olması Kırıkkale'deki birçok bizim ağabeyimiz için, yani Kırıkkale'nin ileri geleni için bir teminattır. Evet. Kendisi katılamasa bile çarşamba sohbetlerinin yapılıyor olması çok önemlidir. Evet. O yüzden bu bizim bir şeyimiz, flamamız, sancağımız, bayrağımız, çarşamba sohbetleri bundan sonra da devam edecek. Peki efendim, üniversite gençliğinde eğitim verdiğimiz oldu, işte onların da katkılarını aldığımız oldu. Siz de zaten üniversitede öğretim görevlisisiniz. Evet. Türk Ocağı'nda belli bir kesim var. Şimdi A, B diye ayırtmaktan ziyade genele yayıyoruz biz bunu. Kimler var Türk Ocağı'nda? Kimler görev yapıyor? Şimdi bizim ocağımızda, bizim şunu söylemek lazım Hakan Bey. Türk Ocağı 1912'de resmi olarak kurulmuş. 25 Mart 1912'de kurulmuş. Dönemin ihtiyacına binaen kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Yani biz 112. senedeyiz. Ve Kırıkkale Türk Ocağı 1965 yılında faaliyete geçiyor. Çeşitli başkanlarla bugüne kadar geliyor. Rahmetli Muhittin Başkan'ın çok emeği vardır. Onu çok kimse bilir ve tanır. Kendisini burada rahmetle analım. Son dönemde Hasan Bey'in çok emeği vardır. Halil Hocam'ın çok emeği vardır. Yani Kırıkkale Türk Ocağı olarak biz genel olarak Türk Ocakları olarak bu memlekete geçmişten beri çok ciddi emek sarf ediyoruz. Fikri anlamda, kültür anlamında emek sarf ediyoruz. Bizim temel hedefimiz zaten bu. Biz kimseyi ayrıştırmayız, ayrıştırmıyoruz. Yani bize göre Türk kavramı bir ırktan ziyade bu bize yakın olan coğrafyadaki herkesi kucaklar. Bunun içerisinde Arnavut da girer, Boşnak da girer, Gürcü de girer, Kürt de girer, efendim Arap da girer. Bizimle birlikte olan herkesi kucaklar Türk Ocağı. Bizim şu Kırıkkale Türk Ocağı'nın içerisindeki arkadaşlarımızdan Kürt olanlar var. Çerkes olanlar var. Biz bu kardeşliği ismine bağlı olarak bir ırkçı kavram üzerinden kurmuyoruz. Biz ülkü birliği üzerinden kuruyoruz. Biz kızıl elma üzerinden kuruyoruz. Geleceğimizi planlamak üzere kuruyoruz. Dolayısıyla bizimle birlikte olan herkes bizim kardeşimizdir. Bakın bir Fransızın, yazarın şöyle bir sözü var. Türkler diyor, kendi dilini konuşan herkesi kendilerinden kabul eder diyor. Dolayısıyla bu enteresan bir tespittir. Yani 1900'lü yılların başında yapılmış bir tespittir. Biz
Türkçe konuşan herkesi kendimizden kabul ederiz. Bizim öyle, ben milliyetçi bir camianın içerisinde yaşadım hep. Bizim milliyetçi camia içerisindeki arkadaşlarımızın %95'i, %97'si ırkçı değildir. Kalan, geriye kalan %3-5 de sırf dikkat çekmek için ırkçıdır. Faaliyetlerine bakarsanız onların da ırkçı olmadığını görürsünüz. Yani Türk milletinin genetiğinde ırkçılık yoktur. Evet. Dolayısıyla bizim faaliyet açısından, bizim hedef açısından, bizim ülke açısından tek bir ülkümüz vardır. Bu milleti amcaoğullarıyla, kardeşleriyle, efendim bütün akrabayı, talugatıyla birlikte, yani biraz önce bahsettiğim Boşnaklar, Kürtler, bilmem Gürcüler vesaire, hı hı, hepsini birden inkişaf ettirmek, medeniyetin zirvesine taşımak, huzur, refah ve barış içerisinde yaşayacağı ortamları temin etmek üzere fikren, fiilen elimizden gelen gayreti göstermektir. Bizim esas çalışma hedefimiz budur ve bu noktada da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de çok daha iyi faaliyetlerle bu millete faydalı olmaya çalışacağız. Bakın 1912 yılında kurulduğunda bunun temelleri 1911 yılında atılıyor. Kur'anlar askeri tıp talebeleri. Ve bunların büyük bir çoğunluğu Çanakkale Harbi'nde de şehit oluyor. Yani ilk Kur'an ekipten. Evet. Çok marka isimler var. Hamdullah Supi Beyler gibi, Yusuf Akçuralar gibi, Erol Güngörler gibi. Yani gerçekten bu milletin nirengisi olmuş çok önemli insanlar faaliyet gösteriyor ocağımızda. Bu insanlar hep bu milleti toparlamak için ufukta ileri noktalara taşımak için faaliyet göstermiştir. O dönemdeki milliyetçilik faaliyetleri, tabii özellikle İngilizlerin yapmış olduğu operasyonlarda Osmanlı Devleti'ni parçalamak için kullandıkları en önemli materyal milliyetçiliktir. İşte Araplar Arap olmuştur, efendim Bulgarlar Bulgar olmuştur, Yunanlılar Yunan olmuştur. O Yunan, Osmanlı tebaası kimliğini kaybettirdikleri an ayrışma başlamıştır. Evet. Türk milleti, Türkler ırk olarak da milliyetçilik kavramını en son ortaya atan, o çerçevede birleşen grup olmuştur. Halk kitlesi olmuştur. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bizde böyle ayrışmacılık, ırkçılık vesaire, bu bizim tabiatımıza uygun bir şey değil. Fakat o günün şartlarında bunun yapılması artık kaçınılmaz bir durumdu. Doğru. Dolayısıyla bunlar bu şekilde organizasyonlarla yapıldı. Türk Ocaklılığı, Allah rahmet etsin hepsine, büyüklerimizin bir kısmı Sakarya'da İstiklal Muharebesi'nde hayatını kaybetti. Orada bir tabur, Türk Ocaklılardan oluşan bir taburun tamamına yakını savaş sırasında hayatını kaybediyor. Hem fikren, hem fiilen, hem İstiklal Harbi'ne, hem İstiklal Harbi'nden sonraki işte Türkiye'nin kurulmasına çok ciddi emekler veriyor Türk Ocakları. Atatürk'ün tabii Türk Ocakları hakkında söylemiş olduğu çok güzel bir şey, övücü sözler var. Çok, evet. Bu bir meşaledir ve Türk Ocakları meşalesi inşallah ebediyen yanacaktır. Ben öyle temenni ediyorum ki Türk Ocakları 1912'deki gibi ihtiyaç duyulan bir kurum olmasın. Yani insanların bir milli mücadelesinde
bir rol oynamak durumunda kalmasın. Hı-hı. O dönemde çok önemli bir rol oynadı. Hı-hı. Ama Allah inşallah bize tekrar ona benzer günler, anlar yaşatmasın. Hı-hı. Çünkü görüyorsunuz her tarafımız kaynıyor. Evet. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. Aksi takdirde bizler de bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Hocam. Peki efendim, bazı sıkıntılar dedik. Ülke genelindeki yaşanan sorunlara değinmek istiyorum. Türk Ocağı'nın ülke genelinde belli bir duruşu var. Duruş sergiliyor. Evet, tabii. Peki Kırıkkale'de bu durum nasıl? Nasıl yansıyor? Ve yerel seçimler size göre nasıl sonuçlandı? Ya bunu ben biraz daha yere değindirmek istiyorum. Peki, şimdi tabii benim düşüncem de arkadaşlarımla hemfikir kaldık. Hatta genel merkezde de hemfikir kaldık bu dönemde. Ben öncelikle Kırıkkale merkezli çalışmak istiyorum. Önce Kırıkkale'nin sorunlarıyla biraz ilgilenelim. Hı hı. Tabii memleket meseleleri bizim gündemimizden hiçbir zaman düşmüyor ve düşmeyecek. Mutlaka. Ama şimdi tabii öncelikler var. Ben elektrik elektronik kökenliyim. Bir takım Türkiye'de yapılmamış makineler yaptım. Bu makinelerle Türk sanayisine bir katkıda bulundum. Hı hı. Tasarım yapmak, bir sistem kurmak ve bu sistemi çalışır insana, memlekete faydalı hale getirmek benim mesleğim, işim. Dolayısıyla aksak o gördüğüm konularda benim bir kenarda oturmam mümkün değil. Ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Bakın, bugün dünyada herhangi bir bilgiye ulaşmak sorun değil. Atlıyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. O konuyu bilen vatandaşı buluyoruz. Diyoruz ki arkadaş bize bunu anlat. Anlatmasa işte fiyatını ödüyoruz, bilgisini, know-how'unu ödüyoruz. Yine alıyoruz bilgi. Kitap bulabiliyoruz. Bugün oturduğunuz yerden Amerika'dan kitap indirebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Evet, satın alabilirsiniz. Hatta sipariş verip hard copy dediğimiz o basılı kopyalarını getirtebilirsiniz. Bunun dışında bu işin uzmanlarını dünyada her yerde bulabilirsiniz. Fakat mesele fikir üretebilmek. Fikir bulmak, fikir üretmek çok zor bir iş. Bu herkesin becerebileceği bir iş değil. Değil. Evet. Bakın, şu anda birçok kesimde insanlar sürekli durum eleştirisi yapıyorlar. İşte şu şöyle oldu da, bu böyle oldu da, şu şöyle olmaz da, bu böyle olmaz da falan filan. Peki nasıl olacak? Nasıl yok. Yönetimde çok ciddi bir kural vardır. Eğer fikriniz yoksa, çözüm üretemiyorsanız eleştirmeye hakkınız yok. Şimdi bakıyorsunuz ortadaki eleştiren insanlara fikri yok ama eleştirisi var. Evet. Bir çözüm sen öner, çözüm yok. Yok. Ama bol miktarda, bol o miktarda öyle olmaz. Evet. Niye? O öyle olmaz. Neden ama? O öyle olmaz. Nasıl olacak? Hı. O öyle olmaz. Ya bu olur mu ya? Bu son derece, bakın şu, şunu tekrar ederken bile sıkıldık. Son derece sıkıcı bir şey. Evet. O öyle olmaz. Şu şekilde olur'u koyamıyorsanız ortaya çıkıp eleştirmeyecek. Hiç, evet. Şimdi bana göre yerel seçimlerde hem Kırşehir için hem Kırıkkale için, hı hı, seçilen başkanlar, Mehmet Bey benim liseden dönem arkadaşımdır. Çok beyefendi bir insandır. Kendisine başarılar diliyorum. Kırşehir'de seçilen başkan yine hakeza son derece beyefendi bir insan. Yaşar Başkacı Bey. Hı hı. Kendisine başarılar diliyorum. Zannediyorum onun ikinci dönemi. İkinci dönem, evet. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum, hazır fırsat ele geçmişken. Bakın, mesajı doğru algılamak lazım. Kırıkkale ve Kırşehir halkı gençlere görev vermiştir. Bunu görmek lazım. Gençlerin enerjisine görev vermiştir. Hı hı. Dolayısıyla
Büyüklere saygımız sonsuz ama artık siyasette de, çeşitli mevkilerde de insanların kendinden sonrakilere fırsat vermesi lazım. 1980 öncesindeki dönem ben hayal meyal hatırlarım. Yani 80'de ben 10 yaşındaydım. Çok zor günlerdi. Ve 80'de birçok sıkıntılar yaşandı. O sıkıntıların olduğu dönemleri ben çok iyi hatırlarım. Yani ben içerisinde değildim. 10 yaş büyük olsaydım ben de onları yaşayacaktım. Yaşayacaktınız, evet. Ama kader böyle tecelli etti. Biz onları yaşamadık. Şunu açık söylemek lazım. O dönemde o sıkıntıyı yaşayanlar, evet, ciddi sıkıntı yaşamışlardır. Takdire şayandır. Memleketin bekası için o dönemde istikballerinden vazgeçmişlerdir vesaire. Ve bu millet onların bu iyi niyetli, bu ciddi, bu özverili davranışlarını her zaman takdir etmiştir. Fakat şunu artık bir çizgi çekmek lazım. Bu bedel artık ödenmiştir. Aşağı yukarı bakın 80'den bu tarafa 30-35 sene geçti. 35 senede 35 bin defa bu bedel ödendi. Evet. Dolayısıyla o dönemdeki o sıkıntıyı çekenlerin bundan sonra kendinden sonra gelenlere biraz müsaade etmesi lazım. Gençlerin önüne açması lazım. Bunu her seçimde sürekli aynı yüzleri görmek istemiyor insanlar. Evet, bu mesajın evet, doğru algılanması doğru, lazım. Yani bakın yani çok fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. O dönemdeki bu dönemi, o dönemdeki üniversite eğitimlerini düşünecek olursan sürekli boykotlar, bilmem şeyler, kavgalar, dövüşler vesaire. O dönemdeki insanlar hep boş yetişti. Ben bir üniversite hocasıyım. Diplomayı aldılar fakat bilgisiz aldılar. Hak etmeden aldılar. Hak etmeden kimisi mühendis oldu, kimisi tarihçi oldu, kimisi bilmem ne oldu vesaire vesaire. Şimdi bilgisiz insanlar, mesleğini bilmeyen insanlar yıllarca bu ülkede bir şekilde görev yaptılar. Görev, evet. Bakın insan en başta mesleğine hakim değilse bu açığını kapatmak için şahsi bir takım davranışlar üzerinden bunu gidermeye çalışır. Kompleks yapar, kapris yapar, insanlarla uğraşır vesaire bir şekilde o mesleki açığını kapatmaya çalışır. Çünkü bir insan Hakan Bey kainatta bir şeye sahip olmak istiyorsanız bunun bedelini ödemek zorundasınız. Mutlaka. Emekle, efendim çalışmakla, o bilgiyi edinmekle bunu bu yani eğer bunun bedelini ödememişseniz o şey hiçbir zaman sizin değildir. Değildir. Hiçbir şey kolaya sahip olunmaz. Elbet. Peki başkan burada biraz sizi dertli gördük işin açıkçası. Ya maalesef bizim derdimiz memleket meselesi. Evet. Yani biz bu ülkenin ileri gitmesini istiyoruz. Bu milletin ileri gitmesini istiyoruz. Ama önümüzde bazı engeller var, takozlar var. Bu takozların oradan çekilmesi lazım, önünü açması lazım. Yani bu yenileşme, bu sirkülasyonun memleketteki bütün kurumlarda, kuruluşlarda, partilerde vesaire gerçekleşmesi lazım. Birileri orayı saltanatmak. Biz şimdi şöyle diyoruz. Cumhuriyeti ilan ettik, saltanatı devirdik. Saltanatı devirip de binlerce saltanat oluşturmanın bir anlamı yok. Yok. Yani ve bu saltanattan istifade ederek bir insanların memleket sevdasının üstüne kendi bir takım
şeylerini, İAŞ'lerini temin etmelerini sağlamakla yükümlü değiliz. Herkes vazifesini yaptıktan sonra çekilmeyi de bilmelidir. Bilmelidir, evet. Evet. Peki başkanım, biraz siz işte az önce de söyledim, dertli gördük, biraz bu dertten biraz uzaklaştırmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Türk Ocağı Genel Kongresi oldu. Evet. Mevcut başkan Mehmet Öz, Profesör Doktor Mehmet Öz tekrar göreve seçildi. Evet. Bunun hakkında ne diyeceksiniz? Nasıl bir kongre geçti? Kırıkkale ayağımız genel merkezde nasıldı? Geri dönüşler nasıl oldu yeni yönetimle birlikte? Şimdi Eskişehir Şube Başkanımız var. Ben Facebook'ta vesaire zaman zaman onun faaliyetlerini de takip ediyorum, paylaşıyorum. Bana dedi ki, sen bu kongrede konuşmayacak mısın? Dedim, yok ben bu kongrede konuşmayacağım. Şimdi kongrede iki tane adayımız vardı. Profesör Doktor Mustafa Kafalı ve Profesör Doktor Mehmet Öz. Bu iki adayımız arasında son derece nezih, son derece seviyeli bir seçim geçti. Daha önce göreve başlamış olan, görevi sürdürmekte olan Profesör Doktor Mehmet Öz hocamız yine seçilerek 174 oy aldı delegelerin. Görevine devam etme kararını verdi kurultay. Profesör Doktor Mustafa Kafalı hocamız da bunu son derece böyle şey karşılayarak, nasıl söylemek lazım, vakur karşılayarak görevi sahibine teslim etti. Biz tabii Mehmet Özbey'in çeşitli düşünceleri var. Türk Ocağı'nın günün şartlarına göre faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında çalışmaları var. Bu çalışmalar gelecekte de gelişerek devam edecek. Biz de bunlara katkı sağlayacağız. Biz Kırıkkale Şubesi olarak genel merkezle uyum içinde çalışıyoruz. Tabii değişiklikleri biz değerlendiririz. Fakat bu değişikliklerin durumu içerisinde mantıklı olması gerekiyor. Biz Mehmet Öz hocamızın henüz misyonunu, görevini gönlünce tamamlayamadığını hissettiğimizden, düşündüğümüzden Mehmet Öz hocamızın yanında yer aldık. Ona desteğimizi vereceğiz ve inşallah Türk Ocakları'nı çok daha farklı bir şekilde renkli duyuracağız. Daha çok geniş kesimlere. Zaten herkes biliyor mutlaka ama daha farklı şimdi, kesimlere. Bakın Türk Ocakları'da böyle tabana yayılması gibi bir hedefi şu anda yoktur. Yani çok daha geniş alanlar. Eğer istese bunu gerçekleştirebilir. Evet. Ama burada tabii kişi sayısını artırmak çok her zaman istediğiniz sonucu elde etmenize imkan sağlamıyor. Burada özellikle fikri düzeyde çalışmalar yapıldığı için bu çalışmaları götürebilecek ekipleri oluşturmanız gerekiyor. Hem bulunduğunuz coğrafyada, mesela bizim için Kırıkkale'de, hem de yurt satında. Bunun için işte hem gençlere eğilmemiz lazım, hem Kırıkkale'nin ileri gelenleriyle istişare halinde bulunmamız lazım. Biz Kırıkkale Şubesi olarak önümüzdeki dönemde, özellikle biraz önce de söylediğim gibi Kırıkkale hakkında biraz çalışmak istiyoruz. Yani fikir üretmek istiyoruz. Bizim siyasilere ve devlet erkanına ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi iletmek istiyoruz. Ortak akılla ürettiğimiz. Burada Kırıkkale Türk Ocağı bir çatıdır. Ama kimsenin kişisel bir takım menfaat beklentisi yoktur. Olmamıştır. Biz bunu ispat ettik.
yani geçmiş 11 yıllık yönetimimizle biz bunu ispat ettik. Biz bir beklenti, bir itibar artışı beklentisiyle Türk Ocağı yönetimine talip olmadık. Benim Türk Ocağı'nda görev yapan arkadaşlarımın hepsi son derece deneyimli, birikimli, girişken, müteşebbis insanlardan oluşuyor. Bir tane böyle boş, serkeş, Türk Ocağı'nın şerefinden şereflenen insan bulamazsınız. Benim arkadaşlarımın hepsi şu anda Türk Ocağı başkanlığı yapabilecek kalifiyededir. Biz dolayısıyla aşağı yukarı 15 kişilik bir yönetim kuruluyla 15 başkanla çalışıyoruz. Ortak akılla bu vazifelerimizi ve çalışmalarımızı planlıyoruz. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz fikirler de gerçekten işe yarar. Problemi çözmeye yönelik fikirlerdir. Şimdi bakın en gündemde olan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Üç tane belediye başkan adayımız vardı. Bu üç başkan adayımız oyun büyük bir kısmını paylaştı. İşte iki tane de, üç tane de daha az oy alan belediye başkan adayımız vardı. Bunların hepsinin bir takım projeleri vardı. Bu projelerin bazıları çok ütopik. Yani ben bir mühendis olarak söylüyorum. Olması mümkün değil. Mümkün değil. Rentable da değil. Yani başkana demişler ya şöyle bir şey olsa çok güzel olur falan. O da çıktı ortalığa söyledi. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Tabii hayallerle gerçekler karıştırıldı herhalde. Ya evet ama her hayali gerçekleştiremezseniz fizik yasaları gibi bazı şeyler var. Yani onun ötesine geçip de olmayacak şeyleri gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bunlar verimli de olmayabilir. Yani bakın ben hem elektrik elektronik mezunuyum hem işletme mezunuyum. Bir tarafta da az buçuk bunun hesabını kitabını bilirim. Bilirim yani. Tabii canım evet. Şimdi fakat bunun yanı sıra çok güzel projeler de vardı. Olabilecek projeler de vardı. Şimdi hepsini reddetmemizin bir anlamı yok. Mutlaka. Mehmet Bey, kendisine başarılar diliyoruz. Pırıl pırıl bir arkadaşımız, belediye başkanı olmuştur. Kendi projeleri vardır. Ama diğer belediye başkan adaylarının projelerini de bir kenara atmaktansa onları değerlendirmek bu Kırıkkale halkının menfaatinedir. Bunların arasından ihtiyacımız olanları değerlendirip hayata geçirmemize çok ciddi fayda vardır. Mesela bir tanesini konuşalım. Bu projeleri alıp revize edip sunulabilir. Tabii tabii bunları konuşacağız. Kendi aramızda tartışacağız ve Türk Ocağı olarak. Ve bunları bir talep halinde ileteceğiz. Diyeceğiz ki arkadaş biz bu projelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kırıkkale için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Biz bunları talep ediyoruz. Yani bunları eğer mümkünse yapılmasını arzu ediyoruz diyeceğiz. Bunların çöpe atılmasını istemiyoruz. Şimdi bunları hepsini ayrı ayrı görüşeceğiz ama bir tane örnek vereyim size. Mesela Mehmet Bey'in projesinden örnek vereyim. Mehmet Bey'in projesinden bir tanesi şeydir. Bu tren hattını yer altına aldık. Evet. Şimdi bu biraz zor bir proje. Çünkü milyonlarca ton toprağın harfiyatını yapacaksınız. Tünel açacaksınız. İçine yerleştireceksiniz. Kaza riski var vesaire. Biz şöyle düşünüyoruz. Biz bunu hacılara giderken Bahçeli hacılar arasında bir tren hattı vardır. Hemzemin geçit vardır. Evet. Rafinereye gider. Onun ucunu doğrultun. Yahşan'dan, ahalının sırtından yine eski güzergahına bağlı. Biz burayı hafif raylı sistem için kullanalım. Biz burayı çift geliş gidiş ray sistemi kuralım. Evet. Aşağı Mamatlı'yla
Yahşan'ı, hatta oradan yukarıya çıkabilirsek tıp fakültesi ve üniversitenin içini birbiriyle bağlayalım. O zaman bakın Osman Gazi Mahallesi'nde istenilen talep bir türlü oluşturulamadı. Oluşturulamadı, evet. Buranın potansiyeli artabiliyormuş. Ulaşım önemli bir şey. Mutlaka. Şimdi Mahmutlu tarafında birçok arazi boş. Hı hı. Kimse gitmiyor o tarafa. Neden? Ulaşım problemleri var. Evet. Bizim istasyonumuz Yaşan istasyonu olsun. Zaten oraya hafif raylı sistemle erişilebilecek. Öyle değil mi? Hı hı hı. Yani şimdi bu tabii milyonlarca ton toprağı kaldırıp ve maliyetli bir iş bu. Bir de hem maliyetli hem de siz bu hattı kesip de işte buradan Kayseri'ye gidiyor, Yozgat'a gidiyor, Erzurum'a gidiyor. Bu hattı kesip de bu hattın örneğin bir sene hizmet vermemesini düşünemezsiniz. Bir şekilde bir tali yol yapacaksınız buraya. Mutlaka. Bir bypass yolu yapacaksınız. İşte o bypass'ı oradan geçirip tali yol değil, ana yol olarak verecek olursak biz burayı hafif raylı sistem için kullanabiliriz. Kendi içerimizde kullanabiliriz. Ve hafif raylı sistemde biliyorsunuz yani komple şey yapmıyorsunuz. Orayı tecrit etmiyorsunuz. Orayı da kullanılabilir bir alan olarak, bir yol olarak tanzim edebiliyorsunuz. Biz burayı da bu şekilde kullanabiliriz. Evet. Mesela bir örnek bu. Çok güzel de bir örnek bu. Evet, yani bizim Kırıkkale içerisindeki bütün mahalleleri birbiriyle ilişkilendirecek çok faydalı, pratik, çabuk hayata geçirilebilir bir çok, evet, uygulama olduğunu düşünüyorum. Hem o noktası var hem de özellikle öğrenci kesimini ilgilendirme noktasına, evet, baktığımız zaman belli bir kesimden ziyade gene Kırıkkale genelinin her yerine yayılabilir öğrenci kesimi. Tabii tabii. Bu çok önemli. Çok yani önemli. Öğrencinin özellikle üniversitenin içine girmesi. Evet, Kırıkkale'ye faydalı olabilmesi çok için. Çok, evet. Bazı imkanlar oluşturmamız lazım. Yani öğrenci neden Yahşan'da ikamet ediyor? Neden Yahşan'da kalıyor? Yenişehir'de kalıyor. Hı hı. Çünkü orada imkanlar var. Evet. Ulaşım kolay. Siz Kırıkkale'nin diğer bölgelerinde de o imkanı sunarsanız, ulaşım imkanını kolaylaştırırsanız daha ekonomik bir şekilde kalmasına imkan sağlarsınız. Evet. Bizim Kırıkkale'ye gelen öğrencinin harcama yapmasını temin etmemiz lazım. Bu öğrenci ihtiyaçlarını bir yerden karşılayacak. Biz bunu temin edemezsek bunu Ankara'dan karşılıyor. O zaman Kırıkkale'ye bir faydası olmuyor. Mutlaka. Bizim Kırıkkale'li esnafımızın işte bir takım imkanları, organizasyonları oluşturarak öğrenciyle bir araya gelmesini kolaylaştıracak altyapıya ulaştırmamız gerekiyor. Bunun başında da işte ucuz ulaşım. Ekonomik, hızlı, ucuz ulaşım. Ne zaman kalktığı belli, ne zaman tabii bunda başka problemleri olabilir. Bugün birçok insan geçimini minibüsçülükle sağlıyor. Evet, evet. Kırıkkale'de. İşte oluşturulan şirkette onlara hisse verilebilir vesaire. Çok, yani onların kayıpları giderilebilir. Mutlaka giderilebilir. Ama şehir adına bir şey yapılacaksa mutlaka birkaç kişinin bazı şeylerden ödün vermesi lazım. Evet. Yeri gelir bu esnaf olur, yeri gelir minibüsçü. Yani hep birlikte kazanmalıyız. Tabii tabii. Genel kazancımızda o feragat eden bir takım haklarından, imkanlarından feragat eden insanımız da zarar görmemeli. Onları mutlaka, düşünmeliyiz. Mutlaka. Bunun dışında mesela belediyede bir acil müdahale ekibi oluşturulması lazım. Bir sorun oluyor. Ne oluyor? Mesela su patlağı oluyor. Ekip gidiyor, patlağı yapıyor sucu. Orayı kapatıyor. Aylarca orası tamir edilmeyi bekliyor. Çukur oluşuyor, insanlar düşüyor, işte araçlar zarar görüyor vesaire. Görüntü çirkin oluyor. Bakın baksın karşısında hemen makine kimyanın lojmanları vardır. Evet. Orada bir mezbelelik var. Yığıntılar, molozlar falan. Hı hı. Ya bunu şöyle bir tesviye etmek toru topu yarım saat sürer belediye için. Hiç kimse oradan rahatsız olmuyor. Yani bu olmaz. Temiz, düzgün, yaşanabilir bir şehirde yaşamalıyız. Şehircinin temelinde bunlar, sizin söyledikleriniz atıyor zaten. Tabii. Diğer çevre illerinde
bu noktada bir hayli geliştiğini, Kırklareli'nde bunların örnek alması gerektiğini düşünüyoruz. Bakın, biz de. Çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Bu seçim döneminde işte çeşitli partilerin dönen şeylerini, fragman demek lazım belki, reklamlarını. Reklamları. İzledik. Çeşitli adayların konuşmalarını izledik. Çeşitli yapılan işlerin listelerini gördük. Faaliyetlerin görüntülerini gördük falan. Biz Kırıkkale olarak bundan bu faaliyetlerden çok da fazla istifade edememişiz. Yani bugün hızlı tren geliyor, evet. Hızlı tren ama Kırıkkale'ye gelmiyor. Biz Kırıkkale hızlı geçiş güzergahı olacak. Evet, geçiş güzergahında bulunduğumuz için hasbelkader bundan istifade ediyoruz. Evet. Kırıkkale Ankara arasındaki yol düzgün hale getirildi. Fakat bu Kırıkkale için yapılmadı. Bu 47 tane vilayet için yapıldı. Peki Kırıkkale için ne yaptık? Bakın Veli Bey, Kırıkkale'deki kaldırımları düzeltti, bir park yaptı vesaire vesaire. Ben cumartesi pazarında oturdum yıllardır. Pazarda sürekli çamurun içerisinde alışveriş yaptık. Tozun toprağın içerisinde alışveriş yaptık. İlk dönemde yapmadı. İkinci dönemin sonlarına doğru yaptı bu. Şimdi bana göre bu bir hizmet değil. Bu zaten yapılması gereken bir şey. Bu yapılmıyorsa ayıptır. Evet. Bu yapılmamışsa, Kırıkkale'nin yolu, kaldırımı, şusu busu yapılmamışsa, şu ana kadar görev yapan bütün belediye başkanlarının bir yanlışıdır. Ve hatasıdır. Bunları yapılmış olması, evet, eyvallah. Yani Allah razı olsun. Hiç değilse yaptı birisi. Ama ekstra bir hizmet değil. Bizim başka hizmetlere ihtiyacımız var. Yani mesela organize silah sanayi bölgesi kuruluyor. Bunun tabii bölgeye, Kırıkkale'ye çok ciddi katkıları olacak bu kurulduğunda. Fakat işte tanzim ederken düzgün tanzim etmemiz lazım. Oradaki kuruluş kanununda ya da işte yönetmelik değil, belki kanun çıkarmak lazım. Evet. Ve oradaki üretim yapanların uluslararası ticaret yapmasını sağlayabilecek. Tabii bu devlet bu tür şey faaliyetleri her zaman denetler. Mesela Amerika uçak satarken Türkiye'ye kongrenin izniyle satar. Yani hesapsız kitapsız alışverişler yapılmaz silah mühimmat sanayinde. Fakat bunu dışarıda pazar arayıp satabilecek şekilde bazı imkanlar sağlamamız lazım. Burayı mesela serbest bölge şeklinde tanzim etmemizde çok büyük fayda olurdu. Ve güvenli bir yer olması da çok iyi olurdu. Yani sabotajlara, suikastlara vesaire maruz kalmamalıydı. Bizim o taraf, yani Hasan Dede tarafı, otoyolla birlikte buraya kadar gelecek, Karadeniz otoyoluna bağlanacak, Samsun'a doğru giden, daha sonra Kayseri'ye doğru ayrılacak olan otoyolla birlikte çok hareketlenecek. Evet. Ve o Ahalı ile Kırıkkale arasındaki bölgenin planlanmasının çok düzgün yapılması lazım. Bakın batıda biz sıkıştık. Yani Yahşehan'a kadar dayandık. Yahşehan'ın sınırları içerisine girdik. Evet. Bizim genişleyeceğimiz, düzgün şehirleşeceğimiz alanlar lazım. Bizim en uygun bölgemiz artık orasıdır. Çünkü oradaki bağlantılar sayesinde insanlarımız çok hızlı bir şekilde hem Kırıkkale içerisinde hem Ankara'ya intikal edebilecekler. Hatta Ankara içinde cazip bir yerleşim merkezi olacak. Yani bu Yeşil Vadi projesinin düzgün bir şekilde hayata geçirilmesi, uygun konutların yapılması, yerleşim yerlerinin yapılması bunu hızlandıracak. Başkanım, yayınımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Az bir süremiz kaldı. Efendim, son olarak Kırıkkalelilere vermek istediğiniz mesajlarınız varsa onları alalım, kapanışı yapalım. Hakan Bey, biz gerçekten çok önemli bir milletiz.
çok ciddi bir tarihi görevimiz, misyon deniyor yani terminolojisi bu, misyonumuz oldu. Biz tüm İslam'ın sancaktarlığını yaptık. Bu sancağı çok farklı yerlere taşıdık, yerleştirdik. Geçmişte uğradığımız tabii büyük saldırılar neticesinde ciddi hırpalandık. Ve bugünlerde çok iyi noktalara geldik. Bugün bakın tank yapıyoruz. Bugün fırtına topunu yapıyoruz. Kırıkkale'de yapıyoruz. Keskin nişancı tüfeğini yapıyoruz Kırıkkale'de. Bakın iki tanesini biz yapıyoruz. Daha fazlasını da yapabiliriz. Evet. Ama tabii Savunma Bakanlığı'nın bize görev vermesiyle, makine kimyaya görev vermesiyle alakalı. Bugün uçak yapıyoruz. Helikopter yapıyoruz. Helikopter çok zor bir teknolojidir. Helikopter böyle tepesine bir pırpır koymakla yapabileceğiniz bir şey değildir. Orada hem vibrasyon vardır, hem rüzgarlar vardır, hava akımları vardır, hem dönen bir pal vardır. Bunu sabitlemeye çalıştığınız bir arka paller vardır vesaire. Bunu çeşitli manevralar yaptıracaksınız, keskin manevralar falan. Geçen yaz Fransa'da bir hava fuarına katıldım. Çocuklarla, eşim ve çocuklarla birlikte Fransa'dayken Paris'te fuara katıldım. Şimdi adam helikopterini getirmiş. Muhtemelen Apache ya da ona benzer bir helikopter. Kalkıyor karşıdan. Helikopter yan duruyor. Ters dönüyor. Bunlar korkunç tabii manevralar bir helikopter. Evet. Mirajı almış Fransız. Mirajla böyle gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Uçak dik burnunu dikmiş ve düşmeden ya da fırlamadan yukarı çıkmadan gidiyor. Mirajla çeşitli manevralar yapıyor kısa mesafelerde. Orada Fransız var. Japon var, Amerikalı var, Alman var, Rus var. Orada bizim olmamamız, yani biz oraya çıkacak kabiliyet, kapasitede, teknolojide insanlarız. Ben biliyorum sanayinin içini. Ben makine kimyayı da çok iyi bilirim, Ankara Ostim'i de bilirim, İstanbul imalatçılarını da çok iyi bilirim. Bir tarafım sanayici olduğu için yani imalatçı olduğum için. Ama bu bir imkan meselesi. Şimdi devlet bizim çocuklarımıza bu imkanı sağladı. Diyor ki yapın. Bu projeleri yapın. Bakın Aselsan'ı ziyaretimizde tareti almışlar. Tankın taretini topuyla birlikte. Altına pistonları yerleştirmişler. Rastgele hareket ettiriyorlar bu tareti. Amaç burada şu. Namluyu hedefte tutmak. Çünkü siz normalde bu sistem olmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Tankı tutuyorsunuz, durduruyorsunuz. Evet. Öyle atış öyle yapıyorsunuz. Evet. Atıp vuramazsan bu sefer karşındakiyiz senin. Evet. Aselsan'ın geliştirdiği bu sistemle ne yapıyorsunuz? Namlu, engebeli arazide bile hedefi vuracak şekilde. Biz bunu yapıyoruz. Biliyorsunuz Hüseyin Başbilen ve 3 tane mühendisimizi katlettiler. Evet. Bu çocuklar F-16 yazılımlarını şeyle karşılaşıyorsun, Yunan'la karşılaşıyorsun, senin uçağın onu dost görüyor, o seni düşman görüyor. Yani sen ona kitlenemiyorsun. Füze atacak duruma gelmiyorsun. Evet. İsrail diye füze atacak duruma gelmiyorsun. Yani uçağın bir işe yaramıyor ki. Tanesine 300-400 milyon dolar verdiğin uçağın hiçbir işe yaramıyor. Evet. Şimdi ben öğrencilerime bunu söylüyorum. Kendimize inanmalıyız ve güvenmeliyiz. Bakın biz atmıyoruz, hamaset yapmıyoruz. Bu çocuklar bunu yaptı. Gece görüş sistemlerini yaptılar. Hatta gece görüş sistemi ve kızılötesi görüş sistemi için gerekli olan sensörleri imal edeceğiz artık. Bu noktaya geldik. Aşağı yukarı 2 ay önce Tay içerisinde bir bölgede bir binayı gezmeye gittim. Oraya orada bir arkadaşımız görev yapıyor iş güvenliği uzmanı olarak. Davet etti.
O binada biz uydularımızın testini yapacağız. Ürettiğimiz uyduların testini yapacağız. Uydu üretiyoruz artık. Yani bunlar hikaye değil, Göktürk Möktürk hikaye değil. Palavra atmıyoruz, hamaset yapmıyoruz. Biz bunları yapabiliriz. Ama önce kendimize güveneceğiz. Kendimize güveneceğiz. Akabinde imkan verilmesi. Tabii tabii. Yani yol olması lazım. Elbette. Şekilde. Önümüzün açılması lazım. Evet. Biz bu zamana kadar tabii çok badireler atlattık. Bakın şunu da söyleyeyim size. İşte birkaç ay önce ara tatilde Umre'deydik. Oradaki insanlarla, çeşitli ülkelerden insanlarla bir arada bulunma fırsatımız, sohbet etme fırsatımız oldu. Mesela Musul'daki Türkmenlerle, Arakanlılarla, Araplarla. Şunun farkında olmamız lazım. Biz tüm İslam aleminin abisi durumundayız. Ve bunun bilincinde hareket etmemiz lazım. Ufak tefek çekişmelerle, itişmelerle vakit kaybedecek durumda değiliz artık. Yani Suriye yanıyor, Irak yanıyor, İran sürekli bir sıkıntı. İran da başka bir sorun. Yani İran'ın %60'ı Türk bölgesi. Ve onlar da artık, oradaki Azeri kardeşlerimiz de artık ya biz kendi yönetimimizi kendimiz yapmak istiyoruz diyor. Yani her tarafımız kaynıyor. Kaynıyor. Ve her bakın 1960 yılında İsrail Filistin'e girdiği zaman o şey Golan Tepeleri'ndeki mücadeleler yapıldığı zaman bir o bölgedeki şeyli Filistinli ya da Lübnanlı ihtiyar çıkıyor. Türk tayyareleri nerede diye soruyor. Herkes hala bizden medet umuyor. Evet. Biz bunun bilincinde olmamız lazım. Kısır çekişmelere değil, ufka bakıp bunun planlamasını yapmamız lazım. Yani gün birlikte olma günü. Kesinlikle ve gelecek için fikir üretme zamanı. Küçük yerlerden başlayacağız. Ülke satında ve daha sonra da dünya satında nizama düzeni vereceğiz. Vereceğiz diyoruz. Alemin nizamı vereceğiz. İnşallah. Efendim yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgilerinizi bizlerle, izleyicilerimizle paylaştınız. Estağfurullah. İlerleyen dönemlerde inşallah seneniz dolunca veya ilerleyen aşamalarda da tekrar görüşmeyi diliyoruz sizlerle. İnşallah Hakan Bey. Biz her zaman katkıda bulunabileceğimiz her yerde görev almaya hazırız. Elimizden geldiğince fayda sağlamaya çalışırız. Teşekkür ederiz. Ben son olarak şunu eklemek istiyorum. Bakın Ahit TV Kırıkkale ve Kırşehir için çok önemli bir fırsattır. Hem Kırşehirlerin hem Kırıkkalelerin bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Kırşehir ve Kırıkkale birdir. Farklı değildir. Farklı coğrafyalar değildir. Kırşehir'de pek Kırıkkaleli yoktur belki ama Kırıkkale'de o kadar çok Kırşehirli çok var ki. Dolayısıyla yani benim köyüm de Kırşehir'le sınırdır. Yani biz Kırşehirlilerden farklı değiliz. Kültürümüz aynı, dostlarımız aynı, zevklerimiz aynı. Bizim bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ben arzu ederim ki Kırşehir ve Kırıkkale birçok konuda da ortak hareket etsin. Milletvekilleriyle, efendim belediye başkanlarıyla bölgemize, yöremize katma değerini artıralım. İnsanımıza faydalı, yaşanabilir mekanlar oluşturmaya çalışalım. Çalışalım. Tüm Kırşehirlere ve Kırıkkalelilere selam olsun. Tüm Türk Ocaklılara ve Türk Ocağı dostlarına selam olsun. Teşekkür ederiz. Biz de yayınımıza tekrar katıldığınız için biz de yeni görevimizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür efendim, ederiz. Tekrardan. Evet efendim bu haftaki konuğumuz Türk Ocakları Kırıkkale Şube Başkanı Murat Ünver'di. Kendisi de yeni görevi hakkında konuştuk. Yapacakları çalışmalar, bundan sonraki hizmetlerinden bahsettik. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.